İyi akşamlar sevgili dostlar, sevgili MESAM üyeleri. Ee, özellikle bu çağrım sizler için, daha doğrusu sizleri bilgilendirmek için bu videoyu hazırladım. Ee, MESAM asıl üyelerini kapsayan devrim niteliğinde bazı projeler üzerinde çalışıyorum. Bunları daha önce deklar etmiştim ama takdir edersiniz ki somutlaşmadan e, sizlerle bir bilgi paylaşmam mümkün değil. Bu arada geçtiğimiz günlerde MESAM üyeleri dayanışma platformu diye bir facebook grubumuz var hala üye olmadıysanız lütfen bütün mesam üyelerini bu konuda bilgilendirin orada buluşalım sorunlarımızı orada tartışalım konuşalım ulu orta herhangi bir sayfada paylaşmayalım çünkü mesam denince buna yabancı olan mesamla ilişkisi olmayan insanların kafalarında soru işareti de oluyor ya da olumlu ya da olumsuz meslek birliğimizle ilgili bir takım konuları sadece özel sayfalarda konuşalım isterim şimdi asıl üyelerle ilgili bir proje dediğim zaman MESAM'ın diğer üyeleri, yararlanan üyeleri tepki gösterdiler. Efendim biz insan değil miyiz? Bizi neden dışlıyorsunuz? Değerli arkadaşlar, bakın hepinizden bir şey istirham ediyorum. Önce üyesi olduğunuz meslek birliğinin MESAM olsun, MSG olsun, MÜOR1 olsun veya dünyadaki diğer meslek birlikleri olsun. Bunların çalışma esaslarını, tüzükleri, ilgili yönetmelikleri biraz kurcalamanız, bilgi sahibi olmanız lazım. Bu sadece Türkiye'de Mesam'a özgü bir konu değil. Bütün dünyadaki meslek birliklerinde birkaç çeşit üyelik var. Mesela Avrupa ülkelerinin bazılarında pek çok ülkenin meslek birliklerinde asıl üyelik, yararlanan üyelik, aday üyelik gibi üyelikler de var. Türkiye'de de Mesam'da asıl üyelik ve yararlanan üyelik gibi üyelikler var. Bu MSG'de de var. E, Mior 1'de de var sevgili dostlar. Nedir bu? Arasındaki tek fark ne? Mesam'ın ilk yıllarında, daha doğrusu 1990'lı yıllarda farklı kriterler vardı. Yani önce e, şöyle başladı. TRT repertuarına konu olmuş, repertuardan geçmiş, denetimden geçmiş 10 eserinizin olması. E, daha sonra fonograma konu olmuş olan yani bir müzik albümünde yer almış 10 eserinizin yayınlanmış olması, yani fonogramda yer alma şartı ve daha sonra para kriteri de konmuştu 1000 lira. Bu para kriterini de diğer kriterleri de koyan ben değilim. Yani bana tepki gösterenler için söylüyorum. Ben bu kriterlerin hiçbir yerinde yokum bu arada. Ama uzun zamandan beri e, Mesam'da 3000 lira para kriteri var. MSG'de ne kadar? 9000 lira arkadaşlar. 9 bin lira çok daha ağır. MESAM'da ise şu anda daha sembolik 3.000 lira. 2 e, yıl içerisinde yani bir dönem içerisinde çeşitli mecralardan gerek mekanikten olsun yani albüm basıldığında ki bu çok mümkün görünmüyor artık albüm basılmıyor gerekse dijital ortamlardan, umumi mahallerden toplanan ve size tahakkuk eden telif baz alınarak 3.000 lira para kriterini yakalayanlar asıl üye oluyorlar. Asıl üye ile yararlanan üye arasındaki fark şu. Asıl üyenin seçme ve seçilme hakkı var. Yararlanan üye ise aynı haklara sahiptir. Aynı haklardan yararlanır, istifade eder ama seçme ve seçilme hakkı yoktur. Ha dersiniz ki bu kriterler yok efendim. Yasal düzenlemeler yapılsın devletle gidilir, konuşulur bunlar. Bir çözüme kavuşturulur veya mesam genel kurullarında bunlar tartışılabilir. Ama ben şu anki mevcut durum üzerinden hareket etmek zorundayım. Ne yapmak istiyoruz değerli dostlar? Bu pandemi dönemi bize şunu gösterdi. Özellikle bir yıl iş yapamayan pek çok besteci, söz yazarı olup aynı zamanda sahne müzisyeni olan veya yorumcu olan insanlar Neredeyse iflasın eşine geldiler. Faturalarını ödeyemiyorlar. Ciddi sıkıntıları var. İşte tam da bu noktada onlar için devrim niteliğinde bir takım çalışmalar yapacağız. Detay veremeyeceğim. Çünkü dediğim gibi ya olmazsa diye kimseyi umutlandırmak istemiyorum. Ama ben olmayacak peşlerin peşine düşen bir adam değilim. Hayatın gerçeklerini, kendi gerçeklerini bilen, kavrayan, haddini, hududunu bilen, yapabileceklerini de yapamayacaklarını da bilen bir insanım. Ben yapabileceğim projeler üzerinde çalışırım. Nedir bu proje? Her şeyden önce şu ekonomik sıkıntılar içerisinde yaşamını sürdürmekte zorlanan MESAM asıl üyeleri için neden asıl üyeler diyorum. Bakın burası herkesin dikkat etmesi gereken bir husustur. Şimdi asıl üyelerin çok önemli bir bölümü Yaşamlarını müzikten sağlar, müzik üzerinden hayatını sürdürür. Ama çoğu yararlanan üyelerimiz vardır ki bu işi hobi olarak yapar. Bir yerde doktordur, mühendistir, avukattır, belediyede memurdur, işçidir ama aynı zamanda hobi olsun diye şiir de yazar. İkisini aynı noktada buluşturamayız. Doğru da değil, mantıklı da değil. Birisinin asıl işi müzik. Ben asıl işi müzik olan ama yararlanan üye de olsa fark etmez. Yararlanan üyelerin içinde de var. Asıl işi müzik olan, sadece ve sadece müzik olan pek çok üyemiz var. İşte bunların haklarını, hukuklarını gözetecek bir çalışma üzerinde planlama yapıyorum değerli arkadaşlar. Her şeyden önce sosyal güvencesi olmayanın sosyal güvenceye kavuşturulması, hiçbir sigortası sosyal güvencesi olmayanların bir şekilde bu güvenli kapsamına alınması. İkincisi tekrar söylüyorum. Asıl işi müzik olanların, yorumcular, sahne e, müzisyenleri, bunların e, yeşil pasaport ve aynı zamanda Türk Hava Yolları ile son derece indirimli uçuş yapabilmesinin yollarını açmaya çalışıyorum. Bunu başaracağız. Başarmayacağım peş işlerin peşinden koşmam açıkçası. Ama... Tekrar bakanlığın önünde 40, 50 bin, 100 bin kişilik bir kuyruk oluşmasını istiyorum. Buna bizler her şeyden önce çözüm üretebilmeliyiz. Yani böyle bir şey olduğunda hemen hepimiz kuyruklara girmemeliyiz. Şunu düşünmeliyiz. Ya bir dakika bu insanın asıl işi müzik. Bu adam sanatçı. Konser verecek. Biz sanatçılara ne diyoruz? Bir ülkenin kültür elçileri demiyor muyuz? Peki bu ülkenin kültür elçileri bu ülkeyi nasıl temsil edecekler? Aylarca vize kuyruklarında bekleyerek mi temsil edecekler? Bu kabul edilebilecek bir şey mi? Ama öbür yandan dediğim gibi belediyede memur, belediyede işçi veya doktor veya mühendis veya avukat ama hobi olarak da şiir yazıyor. Birileri de onu bestelemiş okunmuş. O da mesamülesi. Aynı yere koyamayız. Bunlar doğru şeyler değil arkadaşlar. Ama bir başlayalım. Önce bir e, takdir ederseniz ki müzisyenlerle, yorumcu sanatçılarla, Mesam üyesi olan müzisyen ve yorumcu sanatçılarla bir başlayalım. Sıra herkese, hepimize gelir. Projenin detaylarına girmeyeceğim ama günü geldiğinde, daha somut hale getirdiğimizde bunun detaylarını da sizlerle paylaşacağım. Zaman zaman sosyal medyada şahsıma e, saldıranlar da oluyor, niye uğraşıyorsun diye. Değerli arkadaşlar, ben sanatçıyım. Seversiniz, sevmezsiniz, takdir edersiniz, etmezsiniz, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ama müzik, sanat bir bilgi birikim işi ise ben bir kültür adamıyım, bir kültür taşıyıcısıyım. Ve naikizane bu toplumun bana yüklediği bir sorumluluk ve misyon var. Bir gerçek sanatçı olarak bağrına basmış gittiğim her salonu tıklım tıklım doldurmuş. Yaptığım projelere, albümlere, konserlere ilgi göstermiş ve aynı şekilde Camiamdan da bu sevgiyi ve saygıyı görmüşüm. 2014 senesinde çok da adı duyulmamış bir sanatçıyken aday olmuşum. Mesam'ın birbirinden kıymetli üyeleri beni onure etmişler. Mesam'a yönetici yapmışlar. 2 yıl süreyle yönetim kurulu üyesi olmuşum. 2016'da tekrar aday olmuşum. Bir kez daha beni onure etmişler. Sahip çıkmışlar. Teveccüh göstermişler. E benim de kendi camiama bir vefa borcum var. Yapamayanlar, edemeyenler tabii ki çamur atarlar. Hani ünlü bir bilginin bir sözü var ya, işi bilen yapar, işi bilen yapar. Az bilen akıl verir, hiç bilmeyen eleştirir, işi yapamayacak olansa çamur atar. Biz bunlara alışığız. Böyle bir toplumda yaşıyoruz. Hiçbir şey bulamazsa, hiçbir açığınızı bulamazsa Çocukken komşunun bahçesinden erik çalmıştı der yine atar çamurunu. Kim bunlar? İşi yapamayanlar. Onlarla bir polemiye, bir de diyaloğa girmeyeceğim. Biz önümüze bakıyoruz. Ama ben şunu gördüm. Gerçekten çalışılırsa, gerçekten mücadele edilirse bu ülkede yapılacak çok şey var. Çünkü sanatçıların her şeyden önce toplum, toplumda bir opsiyonları var. Devlete de gittiğinizde sanatçı olduğunuz için size hiç saygıda kusur etmiyorlar. Bizim işimiz devletle sevgili dostlar. Biz yönetmelikleri, tüzükleri efendime söyleyeyim, e, yasaları, e, mevzuatları kiminle konuşacağız? Kiminle çıkaracağız? Devletle çıkaracağız. Burada meslek birliklerinin içine politika sokmamak lazım. Her siyasi görüşten insanımız var. Ayrıca bizim devletle ve siyasetle ilişkimizde şu kadar. Bugün bir parti devlet, devleti yönetiyor. Gidip onlarla sorunlarımızı çatır çatır konuşuruz, tartışırız. Yarın bu parti iktidardan gider, başka bir partisi, parti gelir. Gider onlarla da aynı şekilde sorunlarımızı çatır çatır konuşuruz. İstediğimiz şeyleri talep ederiz. Ayrıca istediğimiz şeyler ise bizim doğal hatlarımız. Bakın fikri mülkiyet kanunu Temel hak ve hürriyetler kapsamında değerlendirilmesi ve böyle düşünülmesi gereken bir konudur. Türkiye'nin altına imza attığı uluslararası sözleşmeler var. Mesela Bern Sözleşmesi var. Mesela Roma Sözleşmesi var. Ve bu sözleşmelerin yürütücüsü olan WIPO var. Yani Türkiye'nin bütün bu uluslararası sözleşmelerin altında ben fikri mülkiyeti tanıyorum. Ben telifi tanıyorum ülkemde ve ülkemin dış ülkemde bu telifi toplayacağım. Ayrıca Mesan mesela 174 ülkenin bugün itibariyle bugün itibariyle 174 ülkenin Türkiye temsilcisidir. Uluslar ötesindeki bu sanatçıların da haklarını toplayıp kendilerine takdim edeceğim diyor. Kim diyor bunu? Türkiye diyor. Devlet diyor. Bir parti demiyor bunu. Dolayısıyla bizim işimiz partiler üstü sevgili dostlar. O yüzden her MESAM üyesinden şunu önemli ve özenle rica ediyorum. Kim olursa olsun, kim olursa olsun kardeşiniz, abiniz, babanız, amcanızın oğlu, yapımcınız, aranjörünüz hiç fark etmez. Birisi burada siyasi sahiplerle hareket ediyorsa cevabını ilk başta siz vermelisiniz. Kimin hangi siyasi görüşe mensup olduğundan bize ne? Mesam'da grup yorum gibi bir devrimci müzik topluluğu da var. Ozan Arif gibi bir ülkücü de var. İkisinin de haklarını toplarsınız, toplamak zorundasınız ama her şeyden önce Mesam üyeleri din, dil, ırk, mezhep, siyaset farkı gözetmeksizin yan yana durmak zorundadır. Hakları için durmak zorundadır. Hakkını alırsın. Kapı dışarı çıktığında istersen o arkadaşla görüşmezsin, dostluk kurmazsın, siyasi görüşüne katılmazsın ama birbirimize saygılı olmak zorundayız. Epey yol aldık. Şu anda Mesam'da değiliz. 3 yıldır Mesam'da değilim. Bana şöyle şeyler söylüyorlar. Aman bu ne hırs efendim? Bu adam Mesam'a başkan mı olmak istiyor? <laughs> Sevgili arkadaşlar, ben 4 yıl sizlerin teveccühüyle Mesam'da yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptım tek bir kart vizitim olmadı. Bana Mesam tarafından basılan 100 kart vizit de olduğu gibi duruyor. Neden biliyor musunuz? Kendini Mesam üzerinden ifade edecek bir adam değilim. Mesam başkanlığının ya da yönetim kurulu üyeliğinin insana kazandıracağı hiçbir şey yok. Ben Mesam'a başkan olsam veya yönetim kurulu üyesi olsam ne kazanırım? Olmasam ne kaybederim? Nitekim 3 yıldır Mesam'da değilim. Ne kaybettim? Mesam'da olmamama rağmen Mesam'ın hiçbir e, olanağından, imkanından istifade etmememe rağmen tamamen kendi bireysel harcamalarımla sizler için her kapıyı çaldım, her kapıyı açtım. Açmaya devam edeceğim. Ama aday olduğumda daha genel kurul ne zamandır yapılır mı 2021'de yapılmaz mı? Yine mi ertelenir? Hiç bilmiyorum emin olun. Ama o zaman günü geldiğinde aday olduğumuzda buna üyeler karar verirler. Üyeler kimin nerede olduğunu isterlerse o kişi orada olur. İki yol var önlerinde. Bir eskisi gibi kurumu bir kaosa sokmak ve tümden iflasına imza atmak üyelerin elinde ya da düştüğü yerden şaha kaldırmak da yine üyelerin elinde. Hani bir ata deyimi vardır ya kader biraz da hak edilendir. Bunlar sonraki mevzular ama ben Mesam asıl üyelerinden şunu rica ediyorum. Etrafınızda bilhassa sosyal güvenlik sorunu olan arkadaşlarımızı tespit edelim. Asıl üyeler için söylüyorum bakın tekrar söylüyorum. Asıl üyeler. Efendim ben asıl üye miyim değil miyim bilmiyorum. Sen bilmediğine göre ben nereden bilebilirim? Bunun da bir yolu var. Mesam'ı ararsınız asıl üye olup olmadığınızı öğrenirsiniz. Değerli arkadaşlar ciddi geliri olan bakın 10 bin lira ve, ve hatta 7 bin lira ve üstü maaş alan MESAM asıl üyeleri için değil bu. 7 bin lira ve altı yani yoksulluk sınırında yaşayan MESAM üyeleri için bir takım çözümler peşindeyim. Ciddi çözümler olacak. Bunlar devrim niteliğinde çözümler olacak. Bunlar kimine hayal gelebilir? Benim için öyle değil. Ben ışığı görüyorum. Sizlerin de görmenizi istiyorum. Defalardır söylüyorum. Üç yıldız sizlere şunu söylüyorum. Lütfen gücünüzün farkında olun. Eserlerinizden doğan gücünüzün farkında olun. Sizler milyonlarca insanın gönül dünyasına girmeyi başarmış olan insanlarsınız. Bir kere bu özgüvenle hareket edin. Bu bir. İkincisi sanatçının toplumda bir opsiyonu var devlette saygı duyar, millette saygı duyar. Çok da ucuz bir iş değildir sanat, sanatçı olmak. O yüzden sanatçı olmanızdan, sanatınızdan gelen gücünüzün de farkında olun. 3. Efendim mesamda kavgalar çıkıyor diye genel kurulları boş bırakmayın. Genel kurullara katılın, hakkınıza sahip çıkın, sonuna kadar kovalayın. Benim sizlerden istediğim bu. Yoksa Mesamda başkanlık yönetim kurulu üyeliği başkan olanların hepsi ciddi şekilde yıprandılar. Çok önemli isimleri de vardı ama basında kamuoyunda öyle tartışıldılar ki çok önemli isimler bile çok ciddi şekilde yıprandılar. Başkanlık veya yönetim kurulu üyeliği olmadan da birlikte bir arada hareket etmemiz, kenetlenmemiz, bu sorunların üstesinden gelebilmemiz mümkündür. Üyelik kriterlerini tekrar söylüyorum. Ben koymadım ki bana tepki gösteriyorsunuz. MESAMA'da tepki gösteremezsiniz. Genel kurullarda belirleniyor bu kriterler. Ama bir de yasalardan kaynaklanan, mevzuatlardan kaynaklanan bir takım e, yaptırımlar var değerli arkadaşlar. Türkiye'ye mahsus bir olgu değil bu. Bütün dünyada meslek birliklerinde çeşitli kriterler var. Ama bir albüm, bir müzik albümü yaptığınızda, kendi eserlerinden, eserlerinizden oluşan albüm yaptığınızda eğer 3000 lira para kriterini tutturursanız, 3500-4000 liralık bandrol aldığınızda asıl üye olabiliyorsunuz. Veya dijital ortamdan 3000 lira ve üstü bir e, eserleriniz tıklandığında Spotify'da, Deezer'da, TTNet'te, Türksel Müzik'te buna benzer e, dijital platformlarda, radyolarda, televizyonlarda tıklandığında, dinlenildiğinde 3 bin lira ve üstü para kriteri oradan geldiğinde yine asülüye olabiliyorsunuz. Umumi mahallerden 3 bin lira ve para üstü para kriteri, para e, telif hakkı aldığınızda yine aynı şekilde onu da tutturabiliyorsunuz. E, son olarak şu hatırlatmayı yapabil, e, yapabilirim arkadaşlar. Çokça soruyorlar bu bakanlık ödemesi ne zaman yapılacak. Değerli arkadaşlar... Bizim devletimizden talebimiz tabii ki bin lira değildi ama 40 bin gibi bir başvuru söz konusu olunca ister istemez 3 bin liraya düştü bu. Toplam 3 bin lira gibi bir ödeme yapılacak sizlere Ocak ayı sonunda bin lira, Şubat ayı sonunda bin lira, Mart ayı sonunda da bin lira yapılacak. Ee, tekrar rica ediyorum sizlerden Facebook'ta Mesam üyeleri Dayanışma Platformu diye bir sayfamız var oraya Üye olalım zaman zaman böyle çeşitli gruplardan casus sıfatıyla girenler de var araya hiç gerek yok böyle şeylere ne konuşuyorsa kulu orta konuşuyoruz kimsenin yüzüne karşı söylemeyeceğimiz bir şey arkasından da konuşmayız kirli propagandayla işimiz yok yalanla dolanla entrikalarla ayak oyunlarıyla fırıldaklıklarla işimiz asla olmaz. Öyle oluşumların içinde de biz olmayız. Açıkçası her şey temiz, şeffaf, dürüstçe, ahlaklıca olmalı. Bence önümüzdeki dönemde mesama aday olacak olan arkadaşlar da e, rakiplerini kötülemek, karalamak, kara propaganda yapmak, kara çalmak, çamur atmak yerine kendi projelerini anlatırlarsa daha saygın bir davranış sergilemiş olurlar. Zaten mesam üyeleri de Proje adamlarını da, saygın adamları da, sokak serserilerini de, sokak insanlarını da birbirinden ayırt edebilecek ferasete sahiptir. Kimi seçeceğini bilir. Kimi seçerse seçsin, saygı duyacağız, saygılı olacağız. Ama bu çalışmalarımızın MESAM seçimleriyle, MESAM genel kurullarıyla serre kadar alakası yok. Asıl üyemiz olup da iletişim bilgileri olmayan ve gerçekten sosyal güvenlilik konusunda sıkıntısı olan ya da emekli olup emekli maaşıyla geçinemeyen arkadaşlarımız bir şekilde benimle sosyal medya üzerinden de irtibat kursunlar. WhatsApp üzerinden de yazabilirler. Ama arama konusunda bir şey istirham edeceğim. Bugünlerde oldukça yoğunum. Sizler için çalışıyorum. Mesela yarın çeşitli bakanlıklarda bu projeler üzerinde çalışma gerçekleştireceğim arkadaşlar. Şimdi ben bu toplantılardayken bir toplantının 3 saat sürdüğünü düşünelim. Basit bir nedenden dolayı arayan arkadaşlarımız oluyor. Ya ne oldu o bakanlık yardımı? E telefonuna niye cevap vermiyorsun gibi. Ben seni defterimden sildim. Sana engel koydum. E telefonuma cevap vermedin. Gönül koydum. Yapmayın böyle şeyler arkadaşlar. Cevabını her yerde bulabileceğiniz konularla ilgili kaldı ki ben sizleri hiç cevapsız bırakmadım. Bakın bütün gelişmeleri olduğu gibi sizlerle paylaşıyorum. Bakanlık ödemelerinin ocak sonunda yapılacağını defalarca kez söyledim. Bunu tekrar sormanın da bir anlamı yok ki. Bırakın sizler için güzel çalışmalar yapayım. Köklü çözümler bulabileyim. Yapabiliriz bunları. Akıl ve yürek aynı amaç için birleştiğinde elde edilmeyecek hiçbir başarı, hiçbir zafer yoktur. Bunu lütfen unutmayın ve bütün renklerinizle, bütün farklılıklarınızla bir arada mesam üyeleriyle bir arada ön yargısız el ele tutuşun bütün bu sorunların üstesinden gelebileceğimizi hepiniz de görmüş olacaksınız. Hoşçakalın. Selam ve saygılar.